Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı operasyonu sürüyor. Dolayısıyla Ankara-Washington hattındaki gelişmeler gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı da bir başka önemli başlık iki ülke ilişkilerinde. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklayan Maliye Bakanı Steven Mnuchin'ın düzenlediği basın toplantısı sırasında Türkiye'ye gidecek heyete başkanlık edeceğini açıklamıştı. İşte o önemli ziyaret yarın gerçekleşecek. Mike Pence Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Kısacası gündem yoğun, vakit kaybetmiyoruz. Stüdyo Washington başlıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da temaslarına başladı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye ziyaretinin ayrıntıları da netleşti. Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte Türkiye'ye gidiyor. Pence, Ankara'ya ABD'nin Suriye'de ateşkesin sağlanması konusundaki taahhüdünü ve Trump'ın çözüm bulunana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusundaki kararlılığını iletecek. Açıklanan resmi programa göre Mike Pence Perşembe günü, yani yarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Bu ziyaret Mike Pence'in Türkiye'ye başkan yardımcısı olarak yapacağı ilk ziyaret olacak. Heyetin amacı Suriye'de ateşkesin sağlanması için diplomasi yürütmek. Önce bu sıcak haberin ayrıntılarıyla başlayalım. Bu ziyaretin ayrıntılarını ve Washington'dan son gelişmelere ilişkin yapılan son açıklamaları Mehtap Çolak Yılmaz'dan alacağız. Mehtap, bu ziyaret iki ülke arasında yükselen tansiyonu düşürür mü, ne dersin? Sadece bu son gelişmeleri değil, Özlem, Türk-Amerika ilişkilerinin de geldiği önemli bir kritik noktadan iyi bir noktaya getirme amacı da taşıyor bu ziyaret. Çok üst düzey bir ziyaret. Başkan Donald Trump'ın yapabileceği olası bir ziyaretin o bir numaraya gelecekse, bu da iki numaralı en üst düzey ziyaret diyebiliriz. Çünkü Amerika'nın yönetimindeki ve bölgede etkili olan en üst düzey isimler katılıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ki Türkiye'yi çok yakından tanıyan bir isim, Türkçe bilir, eski Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'ydi. Müzakere için gidiyor işte bu isimler. Hatta ikisi gitti, senin de aktardığın gibi. Ama asıl önemli ziyaret, görüşmeler yarın olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la. Erdoğan daha önce demişti, Amerika'nın talebiyle bu görüşme gerçekleşiyor. Trump'ın müzakere yönündeki ısrarını biliyoruz. Zira içeride çok büyük bir baskı gördü. Şöyle eleştirilere maruz kalıyordu Başkan Donald Trump. Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na yeşil ışık yakan isim, ama aynı zamanda bu operasyonda başladıktan sonra Türkiye'ye yaptırım uyguladı şeklinde hem kendi partisinden hem de Demokrat Parti'den eleştirilere maruz kalıyordu. Biraz da aslında kendinden okları uzaklaştırmak istediği yorumlarına yol açıyor Washington'da bu durum. Zira azil soruşturması ile ilgili iç gündem çok karışık. Bu nedenle bir de Suriye'de böyle bir karışıklığa, Orta Doğu'da büyük bir hataya yol açılmış bir politikada imzasını atmak istemiyor. Şu anda bir hasar tespiti yapmaya çalışıyor, yorumları yapılıyor Başkan Donald Trump yönetimi için. İşte bu nedenle Türkiye'ye bu kadar üst düzey bir isim gidiyor. Daha önce Mike Pence'in yaptığı açıklamayı hatırlayalım. Ne demişti? Mike Pence yaklaşık iki gün önce Maliye Bakanı Steven Mnuchin'le birlikte kameralar karşısına geçti ve bu ziyareti açıkladı. Aynı zamanda müzakere yoluyla bir uzlaşıya varılamazsa yaptırımların da artarak devam edeceği vurgusu Amerika yönetiminden, her kesimden yapılıyor demek yanlış olmaz. Şimdi ziyaret öncesi verilen bir fotoğrafa dikkat çekmek istiyorum. Orada işte bu bahsettiğimiz önemli dört isim ve yanlarında Steven Mnuchin'in de olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Maliye Bakanı, o da Trump yönetiminin olası herhangi bir ülkeye ya da kişilere yapacağı yaptırımları açıklamakla yükümlü olan isim. Bu nedenle Türkiye'ye yönelik, yani A, B ve C planları üzerinde konuşulduğunu çıkarabiliriz bu durumdan. A planı müzakere yoluyla ateşkesin sona erdirilmesi. Ama bu ateşkese varılması, bu karara tarafları ikna etmek. Ama bunda bir açıklama getirmekte fayda var. Şimdi Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili dedi ki ateşkes denince herkesin olduğu noktadan geri çekilmesi anlamına da gelmesin. Sadece bulunulan noktadan daha ileri gidilmeyeceği anlamına geliyor. Yani Türkiye ilerlediği noktalarda açıklanan, belirtildiği üzere
terör örgütünden temizlendiği bildirilen noktalardan geri döneceği anlamına gelmiyor. Sadece devam eden operasyonların bulunduğu noktada dondurulması, yani manevra yapmamaları. Bu sadece Türkiye için de geçerli değil tabii, karşı taraf için de geçerli. İki tarafla da görüşülüyor. Şimdi bir şeye daha dikkat çekmekte fayda var. Türkiye'yi caydırma misyonumuzda başarısız olduk dedi o Dışişleri Bakanlığı yetkilisi. Ocak ayından itibaren güvenli bölge mekanizması üzerinde çok çalıştık ama Kürtlere hiçbir zaman Türkiye'ye karşı onları askeri güç kullanarak savunacağımızı da söylemedik dedi Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkili. Bu da şu eleştirileri yanıttı. Hatırlayacaksınız, operasyonun ilk gününden beri, Trump bu açıklamayı yaptığından beri Amerika'da özellikle demokrat kanattan Lindsey Graham'in de önünü çektiği, başını çektiği söylemlerde Amerika Kürt müttefiklerini yalnız bıraktı, orada ölüme terk etti söylemine dışişlerinden verilen yanıttı bu. Şimdi neler var dediğim gibi görüşmelerinde Pompeo'nun yaptığı bir açıklama var bu ziyaret öncesinde. Amacımız Türkiye ile ilişkileri koparmak değil, Ankara'nın mevcut yaklaşımını değiştirmek. Amerika Suriye'de bir güç boşluğu oluşmasını engellemek için çabalıyor dedi. Tekrar altını çizelim. Türkiye'ye gidecek bu üst düzey ekibin Amerika Trump yönetiminden üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye dayanarak aktaralım. Mike Pence'in açıklaması öncesinde demiştik ki o yetkili, ismi verilmeyen bu yetkili, Başkan Donald Trump belli taahhütler almasa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu kadar üst düzey bir ekibi oraya yollamaz. Mutlaka ateşkes konusunda belli sözler aldı. Ondan dolayı bu ekip Türkiye'ye gidiyor dedi. Ve bir şey daha vurgulandı, hatırlayacaksınız. Mike Pence Kobani konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın söz aldığını, oraya girmeyeceği konusunda Türk birliklerinin söz aldığını da vurgulamıştı. Ama şimdi beklenen Amerika tarafından Türkiye'yi bir şekilde müzakere masasına çekip ateşkese ikna etmeye çalışmak olacak. Ama Türkiye'nin verdiği mesajları da biliyoruz. Biz teröristlerle masaya oturmayız, YPG ile müzakere etmeyiz. Siz olsanız IŞİD'le masaya oturur muydunuz şeklinde cevapları var. Türk hükümetinden gelen yanıtlar bu yönde. Ama Amerika yönetimi de diyor ki eğer belli bir uzlaşı noktasına varamazsak, ki o da ateşkes, yaptırımlar çok daha sertleşerek artacak. Nedir o sertleşmeden kasıt? Özellikle enerji ve silah sanayi konuları önemli. Birçok madde yer alıyor biliyorsunuz Lindsey Graham'in yasa tasarısında kongre gündemine getireceği. Orada bir madde var. Sadece dün Amerika basınında gündeme gelen bir iddia var. O da Savunma Bakanlığı Pentagon'un Türkiye'ye silah satışını yasaklayan o yasa tasarısında yer alan maddeye bir muafiyet tanınmasının gündeme geldiği. Yani Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'ye silah satışının bir şekilde devam edilmesini öngören bir muafiyet iddiaları da Amerika basınının gündeminde. Ama dediğim gibi Lindsey Graham çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Onunla birlikte Chris Van Hollen'da Demokrat Partili bu yasa tasarısına öncülük eden isimler. Biz müzakere konusunda Donald Trump yönetiminin atacağı adımları bekleyeceğiz demişti Graham. Ama bir sonuca varılmadığını görürsek bu yaptırımlar bölgede akan kan durana kadar da sertleşerek, artırılarak devam etmeli vurgusunda bulunmuştu. Şimdi gözler Ankara'da, oradan gelecek haberlerde bakalım Amerika'dan giden Türkiye'ye bugüne kadar gitmiş en üst düzey heyet, yani bir Amerika Başkanı ziyareti dışında tutarsak eğer bunu, elleri boş mu dönecek yoksa Türkiye'yi ikna edebilecekler mi? Bunu öğrenmemiz için artık 24 saat kaldı diyebiliriz Özlem. Mehtap, Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonu ve Trump'ın Suriye'den asker çekme kararı Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarının dördüncü kez kozlarını paylaştığı tartışmaya da damgasını vurdu dün gece. Tartışmadan öne çıkan başlıkları da senden alalım. Özlem, şimdi bu Demokrat Partili aday adaylarının oturumu öncesinde, şimdi bu bir hafta önce başlayan bu Barış Pınarı harekatı olmasaydı asla bu konu konuşulmuyor olacaktı. Dış politika gündemi de çok fazla herhalde gündeme gelmeyecekti. Başkan Trump'ın azil soruşturması gölgesinde geçen bir siyasi tartışma olacaktı bu, ama gündemi değiştirdi kuşkusuz. Orta Doğu'da yaşanan bu gelişmeler Türkiye'nin de içinde yer aldı. Şimdi 12 aday adayının tamamı da
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı bu operasyona karşı olduklarını vurguladılar. Kimi yumuşak tonda dile getirdi bunu, kimi çok sert tonda, hatta soykırım kelimesini kullanacak kadar sertliğe taşıdı. Şimdi neler anlattılar birazcık değinelim. Joe Biden'dan başlayalım. Hatırlayacaksınız anketlerde Demokrat Parti aday adayları içerisinde en önde götüren isim. Arkasındaki bu tartışmalara rağmen bu Ukrayna soruşturmasında oğluyla ilgili sorular da gündeme geldi. Oğlu Hunter Biden hatırlayacaksınız. Ukrayna'da tüm bu değişikliğin olduğu, karmaşanın yaşandığı dönemde bir enerji şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyordu yüksek bir ücretle. Ve Başkan Donald Trump'ın da gündemindeydi bu. Ukrayna krizi de buradan patlak verdi. Kısa bir hatırlatma yapacak olursak izleyicilerimize. Şimdi Amerika'nın askerlerini çekmesinin modern tarihte herhangi bir başkanın yaptığı en utanmaz adım olarak niteledi Başkan Donald Trump'ın Suriye ile ilgili kararını Joe Biden. Burada esas sorun Türkiye, Erdoğan'la birebir görüşürüm ve operasyonu kesmesini söylerim. Ben olsam yoksa Erdoğan'ın ağır bir bedel ödemesini de sağlarım dedi Joe Biden. Joe Biden hatırlayacaksınız Başkan Obama yönetiminin başkan yardımcısıydı ve Obama'nın da Amerika yönetiminde YPG ile anlaşmaya giden bir yönetim olduğunu da bu noktada hatırlatalım. Başkan Donald Trump da sıklıkla YPG'yi bu Suriye'deki Kürtlerin varlığındaki uzlaşı ortamına sokmasına eleştiri hedeflerine neden oluyor Obama yönetimi. Bir başka isme geçelim. Yine o da sert söylemleri var. Her ne kadar anketlerde önde görülmese de ilk üçe gelecek başkan adayı adayı olmasa da Demokrat Parti'den Tulsi Gabbard, o da bir Amerikan askeri, eski Havaili. O da Irak'ta görev yapmış bir Amerikan askeri. Kürtlerin Türkiye tarafından katledilmesi Suriye'de yürüttüğümüz rejim değiştirme savaşının bir başka olumsuz sonucu dedi. Başkan Donald Trump yönetiminin buradaki politikalarını eleştirdi. Kamala Harris de Kürtleri sattığını söyledi Trump yönetiminin. Elizabeth Warren da ki Elizabeth Warren Biden sonrasındaki en öne çıkan isim ve hatta en hararetli tartışmalarında ortasında yer alan bir isimdi Elizabeth Warren dün akşamki tartışma programında. Zira anketlerde önde götürmeye başladı, başa baş gitmeye başladı bazı anketlerde Joe Biden'da, yani Demokrat Parti'nin adayı o olabilir mi sorusu artık daha sık gündeme geliyor. Üzerine de çok gitti diğer aday adayları. Onun söyleyecekleri o noktada önemliydi Türkiye'nin operasyonu ile ilgili. O da Orta Doğu'da Amerika'nın olmaması gerektiğini söyledi. Ancak bunu daha akıllıca yollardan yapmanın da gerektiğini söyledi. Yani yumuşak bir yaklaşım sergiledi olan bitene. Bernie Sanders ne dedi peki? Başka bir ülkeyi işgal edip toplu katliama soyunduktan sonra bir Türkiye bir ABD müttefiki değil. Buradaki kriz Joe ve Pete Buttigieg'den bahsediyor. Indiana valisi, Indiana'daki bir belediye başkanı, başkan aday adaylarından Demokrat Parti'den. Amerika'nın Kürtlere olan ihanetidir dedi Sanders. Buttigieg en dikkat çekici çıkışı yapan isimlerden biri oldu. Suriye'de süren kıyım Amerikan varlığının sonucu değil, başkanın Amerika müttefiklerine ve değerlerine ihanetinin ve çekilmesinin sonucudur. İlk başta Irak'a girmemeliyiz diye düşünmüştüm dedi. Ve şu anda yaşanan başlangıcı ve IŞİD'in doğuşudur dedi. Bu da en sert yaklaşımdı Türkiye'nin Suriye'deki operasyonla. Dediğim gibi büyük yer kapladı bu ama başka hangi başlıklar yer aldı Demokrat Parti'deki Amerika iç siyasetini ilgilendiren birçok başlık vardı. Elizabeth Warren'ın üzerine çok gidildi dedim. Çok eleştirilen noktalardan biri sağlık reformu ile ilgili getirdiği ve altını dolduramadığını iddia ettiği yaklaşımıydı. Elizabeth Warren ne diyor? Herkes için çok düşük ücretli sağlık hizmeti verilmeli diyor ki Bernie Sanders'a benzer bir yaklaşım bu ve bununla ilgili yasal altını doldurabilecek kimden daha çok vergi alacaksınız sorularına net bir cevap vermemekle eleştirildi. Sağlık reformu dediğim gibi gündemdeydi. Suriye operasyonu Türkiye'nin gündemdeydi. Silah edinme yasaları ile ilgili neler düşündükleri gündemdeydi. Ama tabii ki Başkan Donald Trump'ın azil süreci de 12 aday adayının da sonuna kadar destek verdiği maddelerden biriydi. Zira her 12 adayın tamamı da Başkan Donald Trump'ın tarihin gelmiş geçmiş en tutarsız başkanı olduğunda
hemfikir olduklarını vurguladılar. Sert eleştirilerin hedefinde Trump vardı ki Türkiye'nin operasyonu ile ilgili eleştirilerde bile aslında Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu'da attığı yanlış adımlar eleştiriliyordu. Bakalım bundan sonraki tartışma programı Kasım ayında. Kasım ayında Şükran günü tatili rehavetine girmiş olacak Amerikalı seçmenler. O zamana kadar da kafalarında kime oy verecekleriyle ilgili bir tablo çıkıyor olacak. Zaten aday adaylarının sayısı da azalmış olabilir. 12'den çok daha düşük olmuş olabilir. Bakalım o zamanlar, o tarihte hala kimler öne çıkacak ama şu anda görünen tabloda Joe Biden ve Elizabeth Warren yarışı önde götürüyorlar Özlem. Mehtap Çolak Yılmaz, Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki ABD heyetinin Türkiye ziyaretinin ayrıntılarını ve dün akşam Demokrat Parti başkan aday adaylarını dördüncü kez karşı karşıya getiren tartışmadan öne çıkan başlıkları aktardı. Teşekkürler Mehtap. Basın özetlerine New York Times'la başlıyoruz bugün. Gazete dün akşam Demokrat Parti aday adaylarının katıldığı tartışma programının ayrıntılarını aktarıyor. Habere göre Senatör Elizabeth Warren özellikle liberal ekonomi politikalarından ötürü rakiplerinin yoğun eleştirilerinin hedefi oldu. Eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın ise Başkan Donald Trump'ın ailesine yönelik saldırılarını bertaraf etme çabalarından sonra yarışın odağındaki konumunu yitirmeye başladığı gözlendi. Tartışma Demokrat Parti ön seçim yarışının Elizabeth Warren'ın kamuoyu yoklamalarındaki yükselişiyle birlikte yeni bir evreye girdiğini de kanıtlamış oldu. Warren rakiplerinin direnişiyle çok fazla yüzleşmek zorunda kalmadan anketlerde hızla yükselmişti. Ancak bu durum Warren'ın sağlık hizmetleri ve vergi sistemi konusunda pratik olmayan yaklaşımlar benimsemekle suçlanması üzerine dün akşam itibariyle değişti. Warren önerdiği sağlık sistemini nasıl finanse edeceği konusundaki sorulara kaçamak cevaplar vermekle suçlandı. Warren ise rakiplerinin siyasi iradeden yoksun olduğunu iddia etti. Tartışmada silah kontrolü, azil tartışmaları, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon ve ülkenin en zenginlerine yönelik vergi uygulamaları da gündeme geldi. Washington Post'ta Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın azil soruşturmasını yürüten demokratların hedef tahtasına oturduğunu yazıyor. Gazete, Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların son günlerde Trump yönetiminden üst düzey bazı yetkilileri sorguladıktan sonra Mulvaney ve Bolton'ı da ifadeye davet edip etmemeyi tartışıyor. Öte yandan Ukrayna'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili George Kent dün kongrede ifade verdi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun eski baş danışmanı Michael McKinley ise bugün kapalı kapılar ardında ifade verecek. Kongrede yapılan sorgulamalar Beyaz Saray'ın sadece Ukrayna konusunda değil, kimlerin dış politikada söz sahibi olduğu konusunda da ciddi bir bölünme içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Deneyimli ulusal güvenlik yetkilileri ve Trump yandaşlarıyla Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani arasında dış siyasette söz sahibi olma konusunda bir çekişme yaşandığı verilen ifadelerden açıkça anlaşılıyor. George Kent dün kongrede Mick Mulvaney'nin geçen Mayıs ayında Ukrayna politikasının geleneksel çizgiden çıkarılarak Enerji Bakanı Rick Perry, Avrupa Birliği temsilcisi Gordon Sondland ve Ukrayna temsilcisi Kurt Volker'ın sorumluluğuna devredildiği bir toplantı düzenlediğini söyledi. Kent, Ukrayna konusunda geri planda kalmasının, gerektiğinde kendilerine 3 ahbap diyen Perry, Sondland ve Volker'a başvurmasının sorumluluğundaki diğer 5 ülkeye odaklanmasını istediğini kaydetti. Wall Street Journal'sa Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Başkan Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi komisyonlarının talep ettiği belgeleri ibraz etmeyi reddettiklerini yazıyor. Habere göre Beyaz Saray'a bağlı bütçe dairesi de Ukrayna'ya yapılacak yaklaşık 400 milyon dolarlık Kongre onaylı yardımın geciktirilmesine ilişkin belgeleri Kongre'ye sunmayacağını bildirdi. Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar yardımın geciktirilmesi kararına ilişkin süreçte kimlerin rol aldığını soruşturuyor. Öte yandan gazete, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Cumhuriyetçi Parti'nin baskılarına rağmen azil soruşturmasının onaylanması için oylama yapmayacağını yazıyor. Azil soruşturmasını başlatmak için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapmak anayasal bir gereklilik olmasa da gazete Richard Nixon ve Bill Clinton hakkında soruşturma açılmadan önce oylama yapıldığını hatırlatıyor.
Beyaz Saray soruşturma kapsamında Kongre'ye yardımcı olmayı şimdilik reddediyor. Ancak Başkan Donald Trump geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde azil soruşturması açmak için oylama yapılması durumunda işbirliğine yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini vermişti. Öte yandan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, Savunma Bakanlığı'nın soruşturma kapsamında istenen bazı belgeleri ibraz edeceğini bildirmesine rağmen Beyaz Saray'ın araya girerek son dakikada bakanlığa Kongre ile işbirliği yapmama talimatı verdiğini söyledi. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. Günde 8 saat uyumak herkes için mümkün olmasa da kısa bir şekerleme yapmak çok daha kolay. Yeni bir araştırmanın sonucuna göre gün içinde yarım saat uyuyan bir kişinin kalp krizi ya da felç gibi kardiyovasküler sorunlar yaşama riski %48 oranında azalıyor. Amerika'nın Sesi Washington'da kısa uykuların gücüne inanan yeni bir stüdyoyu ziyaret etti. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre Amerikalıların yaklaşık %35'i yeteri kadar uyumuyor. Washington'daki Recharge Güç Uykusu Stüdyosu ise bu sorunu çözmeye çalışıyor. Güç uykusu uyanık olmakla uykuda olmak arasında bir durum. Ve bu durumdayken beyniniz daha yavaş çalışıyor, bu da dinlenmenize yardımcı oluyor. Mutlaka uykuya dalmanız gerekmiyor. Sonrasında kendinizi iyi hissetmenizi, daha üretken ve daha enerjik olmanızı sağlayan zaten bu dinlenme durumu. Yarım saatten uzun olmayan kısa güç uykusu yani şekerleme fikri 1990'lı yıllarda Amerikalı psikolog James Moss tarafından geliştirilmiş. Moss'un araştırmasına göre ortamın loş, serin ve sessiz olması gibi diğer şartlar yerine getirildiği sürece şekerleme yapmak mutlaka uykuya dalmak anlamına gelmiyor. Buraya gelince kendimi kesinlikle daha iyi hissediyorum. Eğer bir ya da iki hafta gelmezsem ruh halimin değiştiğini ve daha stresli olduğumu fark ediyorum. Meditasyon ve yogayı her zaman sevmişimdir. Ama şu anda 5 aylık bir bebeğim var ve bu iş günümün ortasında biraz daha fazla uyumak ve rahatlamak için bir fırsat. Güç uykusunun önemine inanan firmaların sayısı da giderek artıyor. Google ve Amazon gibi firmalar iş yerlerine çalışanların kısa şekerlemeler yapabileceği uyku kapsülleri yerleştirmiş. Uyku ve meditasyon araştırmacıları bu kavramın yakında bütün dünyaya yayılacağına inanıyor. Gün geçtikçe toplum olarak, Amerika olarak sağlık, dinlenme, rahatlama ve gün içinde kısa şekerlemeler yapılabilen alanlar sağlama fikrine daha da odaklanacağız. Güç Uykusu Stüdyosu 3 yıl önce açılmış ve 20 dakikalık bir uyku seansının fiyatı $9. Stüdyoya gelenlere göre bu, sağlıklı yaşamak, hızla enerji yüklemesi yapmak ve hayatı daha parlak görmek için cüzi bir miktar. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Milyoner iş kadını Varisiri Meitachitipen, Amerika'daki başarılı göçmenlerden biri. Taylandlı Meitachitipen'in Amerika'daki macerası, ders çalışmaya ve yeni tecrübeler edinmeye hevesli tipik bir öğrenci olarak başlamış. Ardından Kaliforniya'da 5 aylık bir yavru kedi sahiplenmiş. Devamında yaşadıkları ise tam anlamıyla büyülü bir internet masalı. Nala'nın takıntısı kutular. İçlerinde uyumayı çok seviyor ve kapıların yanlış tarafında olmaktan kesinlikle nefret ediyor. Kulağa sıradan bir kedi gibi gelse de aslında değil. Instagram'da 4 milyondan fazla takipçisi ve milyonlarca doları bulan Nala, internetteki en ünlü kedi. Kedimin milyonlarca takipçisi olacağını asla düşünmedim. 5 yıl boyunca bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Takma adı Pukki olan Varisiri Meitachitipen, Kaliforniya'daki hayvan barınağını ziyaret ettiğinde 23 yaşında bir yüksek lisans öğrencisiymiş. Aslında hayvan sahiplenmeyi planlamıyordum ama kafeste Nala'yı gördüm. Çok sevimliydi. Kucağıma alınca yüzümü burnumu yaladı. Onu sahiplenmeye karar verdim. Pukki, Siyam tekir kırması kediye The Lion King, Aslan Kral filmindeki başrol karakterinden esinlenerek Nala adını vermiş. Sonra da 2012'de çok yaygın olmayan bir şey yaparak Nala'ya bir Instagram hesabı açmış ve fotoğraflarını yayınlamaya başlamış. Kaç takipçi kazanabileceğimi görmek istedim. Nala'nın hesabı üzerinde çalışmaya devam ettim. Her gün resim paylaştım ve takipçi sayısı giderek artmaya başladı.
Bir yıl içinde Nalan'ın takipçileri 700 bine ulaşmış. Ve o zaman firmalar Nalan'ın ürünlerini tanıtması karşılığında Pookie'ye para ödemeye başlamış. Nalan'ın hayran kitlesini genişletmek ve markalarla anlaşmalar yapmak mezun olduktan sonra Pookie'nin işi haline gelmiş. Ailem geri dönmemi istedi. Bir keresinde babam bana bir kediyle ne yapabilirsin ki diye sordu. Ama Nala ile çok şey yapılabilirdi. Nala ilk işinden 300 dolar kazanmış. Şimdi ise bazı firmalar sosyal medyada sadece birkaç resim paylaşmak için 15 bin dolar ödüyor. Pookie 9 yaşındaki kedisi sayesinde bir araba ve Kaliforniya'da iki ev sahibi olmuş ayrıca. Hollywood'da bir film galasında kırmızı halıda yürüme fırsatı yakalayan Pookie çok sayıda televizyon programına ve etkinliğe davet edilmiş. Bugün 32 yaşında olan Pookie geçen ay bir kedi maması firması kurmuş. Pookie internetteki diğer evcil hayvan fenomenleriyle rekabet etmek için elinden geleni yapıyor. Ancak bu konuda kaygılı değil çünkü takipçi sayısı artmaya devam ediyor. Nala bu sayede her kedinin hayal ettiği harika bir hayat sürüyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugün de Stüdyo Washington yayınının sonuna geldik. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haber ve söyleşilerimize bu adresten ulaşabilir. Bizi sosyal medya hesaplarımız Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.